Evet, konuklarımız gelmeye devam ediyor. Sıradaki konuğumuz Genç Önder Başkanı, İmam Hatipliler, Önder İmam Hatipliler Derneği'ne bağlı Genç Önder'in Başkanı Abdullah Ceylan. Hoş geldiniz. Hoş Abdullah bulduk, teşekkür sizde. Ediyoruz. Biraz önce Pendik Belediye Başkanı Kenan Bey'le de konuşurken 15 Temmuz ruhuna değinmiştik. Siz Genç Önder Başkanı olarak, gençler olarak 15 Temmuz'da ne gibi çalışmalarda bulundunuz Genç Önder olarak ve onun sonrasında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Onunla başlayalım isterseniz kısaca, sonra diğer faaliyetlerinize de bakacağız. Ya 15 Temmuz çok büyük bir kaostu, büyük bir darbe kalkışmasıydı. Fakat baş aktörü, burada darbenin karşısında duranlar gençlikti gerçekten. Evet. Ve bu noktada İmam Hatip gençliği de ön plandaydı. İlk araziye çıkanlardandı, ilk tankların karşısına çıkanlardandı. O ruhu devam ettirmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz'da yakalanan o atmosferi, o imanlı duruşu biz devam ettirmeye çalışıyoruz İmam Hatip ailesi olarak. Hatta inşallah buradan sonra bir İmam Hatip'te yeniden 15 Temmuz'u konuşmak üzere gideceğiz. Bu süreç inşallah bu senenin sonuna kadar 15 Temmuz ruhunu İmam Hatip öğrencilerine diri tutmaya, yaşatmaya yönelik çalışmalar, konferanslar, sergiler şeklinde bir sürecimiz, bir program silsilemiz olacak. Evet, bu yeni eğitim öğretim yılının başında da anladığım kadarıyla 15 Temmuz'la ilgili ilk gün bir takım açıklamalar yapılmıştı. Dediğiniz gibi İmam Hatipler'de de aynı şekilde yıl sonuna kadar ne gibi çalışmalar yapılacak mesela? Nasıl bu ruh diri tutulacak İmam Hatipler'de? İlk olarak biz bunu bir konferans serisine bağladık. Hmm. Bizim geçen sene başlatmış olduğumuz aynı sırayı paylaşanlar diye bir konseptimiz vardı. İmam Hatip mezunlarını, genç mezunları İmam Hatip nesliyle, İmam Hatip öğrencileriyle bir araya getiriyorduk. Bu sene onu İmam Hatipler'de 15 Temmuz darbesi üzerine, bu ruhu yaşatmak üzerine evireceğiz. O darbede ilk anda dışarı çıkan, adeta başı çeken genç abileri İmam Hatipli gençlerle buluşturup o ruhu yaşatacağız. Belki bugün İmam Hatip'in ortaokul sıralarında, lise sıralarında olan herkes aynı anda o ilk gece dışarı çıkamadı. Hatta İstanbul'da olmayanlar, Anadolu'nun farklı yerinde olanlar, gençlerimiz var. Evet. Biz o ruhu onlara da inşallah konferanslarla özellikle hazırlamış olduğumuz videolarla ve bunu artık birazcık marş kültürü yavaş yavaş yeniden canlanıyor o ruh. Hı hı. Ezgilerle, marşlarla biz bu ruhu, 15 Temmuz ruhunu gençlikte yaşatmak istiyoruz yeniden. Evet, çok güzel. Sizin başka faaliyetleriniz de var. Yeni çıkan bir derginiz var. Salı günü lansmanınız vardı. O dikkatimi evet. çekti. Sade Soda dergisi değil mi? Onu çıkaralım. Şöyle dergi bu. İçinde sanırım başka şeyler de var. Evet, bir de soda. Sade Soda. Sodamız ve var, açacağımız var ve dergimiz var. Evet, açacağımız Sade Soda orada. İsmiyle çıktık. Evet. Dergimizi de gösterelim. Anlatabilir misiniz? Nedir? Nasıl başladı bu çalışma? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Şimdi dergiye gelmeden önce belki şunu söylemek lazım. Biz bir yıl oldu Genç Önder'de göreve başlayalı. Evet. Bir yıldır Türkiye'nin birçok yerinde yani on binlerce İmam Hatip öğrencisiyle konferanslar, seminerler, kamplar, sempozyumlar çerçevesinde bir araya geldik. Evet. Öğrencilerimizle sürekli bir iletişim halindeyiz. Muhatap oluyoruz. Birlikteyiz. Fakat ne kadar uğraşırsak uğraşalım, ne kadar hani 24 saatin tamamını kullanırsak kullanalım, şunu net bir şekilde görüyoruz ki öğrenci sayımızın tamamına ulaşma şansımız yok. Neden? Çünkü bugün İmam Hatip ailesi Türkiye'de örgün eğitim içerisinde 1.350.000 İmam Hatip öğrencisi var bugün. Geçen sene 1 milyon muydu burada? Geçen sene 1.200.000'di. Evet, %10'luk aşağı yukarı daha fazla. Aynen, bu sene birazcık daha arttı, %13 kadar bu sayımız arttı. Hmm. Toplamda da 3.750 İmam Hatip okulu var tüm Türkiye'de ortaokul ve lise olarak. Hmm. Bugün bırakın sadece önder olarak, genç önder olarak bu kitlenin hepsine ulaşabilmeyi, biz Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelsek, tam kadro çalışsak yine bu kadar öğrenciye ulaşma şansımız yok. Hmm. Biz bu noktada bir yıllık bu sürecin neticesinde şöyle bir karar aldık. Dedik ki, biz koşturuyoruz, gidiyoruz, geliyoruz kamplarla, sempozyumlarla, hasbihallerle, yurt ziyaretleriyle. Ama öğrencilerin tamamına ulaşamıyoruz haliyle. Sesimiz bir yere kadar gidiyor. Bizim adımıza dolaşacak bir şeyin olması lazım. Derdimizi, fikrimizi öğrencilerimize, gençlerimize aktaracak bir şeyin olması lazım. Fakat yeni bir şey olması lazım dedik. Oturduk, konuştuk, farklı alternatifleri değerlendirdik. Ama yine bildiğimiz işe döndük. Kürtçü dükkanına geri döndük. Dedik ki biz dergi çıkartalım. Hı hı. Bu iş dergicilikle başladı.
Biz de yani İmam Hatip sıralarında ortaokuldan itibaren dergi çıkartarak büyüdük. Dergiciliği biliyoruz, bir şekilde yaptık ve yeni bir dergi çıkartalım dedik. Fakat bunu farklı bir dille, farklı bir konseptle çıkartalım. Çünkü şu an arazide mevcut yani yüzlerce derginin arasında fark edilebilir bir dergi olsun istedik. Evet. İşte kuşe kağıda basılmış, selefonlanmış, işte Amerikan cilt yapılmış böyle adeta bir bülten tarzında değil de gençlerin kendini daha böyle ona ait hissedecekleri, onu kendinden görebilecekleri, alıp katlayabilecekleri, ceplerine, çantalarına koyabilecekleri, paltosunun cebine koyabilecekleri bir format oluşturalım istedik. Daha sonra hani dergi fikri bizde netleşti. Dedik ki bir hani isimleri alalım, alternatif isimler, istişareler yapıyoruz bu arada büyüklerle, küçüklerle, gençlerle. Bu noktada şu teşekkürü de etmek istiyorum gerçekten. Ya Önder'in İmam Hatip Derneği Ana Akademisi bu noktada işi tamamen bize bıraktı. Dedi ki gençler çıkarsın. Ve gerçekten başkanımız yazı bile vermedi dergiye. Evet. Harika. Her şeyiyle bu dergi 15-30 yaş arasındaki gençlerin, öğrencilerin çıkardığı bir dergidir. Muhteşem olmuş. Ben şimdi inceleme fırsatı buldum. İnşallah okuma şansını da yakaladığınızda daha da güzel sonuçlar alacağız diye ümit ediyorum. Dergi isimleri geldi. Oradan devam edeyim. Şimdi isimler geliyor. İsim alternatifleri. Umran, işte Hasret, Vuslat, işte Beyaz Lale. Hep bir yerde takılıyor bu isimler. Aşamadık. Bir türlü içimize sinmedi. En son Sade Soda ismini gördük bir öneride. Ya bir anda içimiz ısındı. Çok hoş bir isim geldi. Neden yani Sade Soda oldu ismi? Yani öncelikle soda bir bizim içeceğimiz. Evet. Ya bir gelenekten gelen bir içecek. Artı inovasyona, yeniliğe açık bir içecek. Biz nitelikli yenilik konseptiyle... Bizim topraklarımızdan çıkan bir içecek. Şimdi tam ona da geleceğim. Biz nitelikli yenilik konseptiyle geçen sene çıkmıştık. Bu da inovasyona açık bir içecek. Soda böyle. Bir de bunun sadeliği var. Bugün yani bir hani toplumsal olarak dünya çapında böyle bir tüketim çılgınlığının olduğu, tüketerek rahatlayacağını, psikolojik olarak dinginliğe ulaşacağını düşünen bir insan kitlesi haline geldik. Buradaki sadelik gerçekten tüketerek değil de sloganımızda da olan okudukça rahatlayabileceğimizi gösterecek. Sloganımızda geçiyor zaten. Evet. Okudukça rahatlarsın, rahatlarsın diye. Sade soda. Bu sadeliği de yakalayacağını düşündük. İlk günkü gazla sloganı evet, da çok güzel. İlk günkü gazla sloganımız daha ayrı. Gençlerin ürettiği yine tamamen genç kardeşlerimizin. Evet. Bir şey daha. Soda topraktan çıkıyor. Az önce belirttiğiniz gibi Alper Bey. Bizde yani insanoğlu da topraktan yaratılan, balçıktan yaratılan bir varlık. Yani ikisinin örtüşeceğini düşündük. Hem geleneklerimizde olan hem de inovasyona açık, yeniliğe açık olduğu için Sade Soda'yı tercih ettik açıkçası. İsim süreci böyle gelişti. Yani içeriğine bakacak olursak hani çok zengin bir içeriği var. Yabancı dilli sayfaları da var anladığım aynen, kadarıyla. Aynen 3 dil üzerinde çalışma yaptığımız sayfalar var. Zenginleştirilerek devam edecek. İçerik olarak açıkçası hani biz bunu tatil dönemini planlayarak çıkarmıştık. Şu anda ilk sayı bitti. İkinci sayımız inşallah bu ay içerisinde tekrardan çıkacak. Evet. Dergi içerik olarak tatili birazcık daha öğrencilerin tatil odaklı neler yapabileceğini çalıştı bu sayıda. Fakat şöyle bir farklılık yaptık. Öğrencilerin sadece dergiyi alıp okumasının ötesinde biliyoruz ki internet çağında yaşıyoruz. Herkesin cebinde mobil telefonlar var. Ve öğrenciler çok fazla internet üzerinden mobil iletişim kuruyorlar. Biz dergiye bu noktada farklılıklar ekledik. Mesela bir yazı okudu veya bir haber ilgisini çekti. Hemen yanı başında bir karakod var. Evet. Cep telefonuyla hemen okutup ilgili haberin videosuna ulaşabiliyor. Bu sayfa sanırım. Her sayfada var diyebilirim. Evet. Bu sayfa ama şu anda darbe üzerine yapılmış tek çalışma diyebilirim. Darbe girişiminin kronolojik tarihçesi var dakika dakika ve hepsi kara kodlarla videolanmış durumda. Harika. Hani yukarıda işte bakıyorsunuz Ömer Halis Demir'in şehit edilme sahnesi dakikasıyla okuttuğunuz an kara kodu cep telefonunuza hemen o anki videoya ulaşabiliyorsunuz. Evet.
Evet. İşte başbakanımızın açıklaması, okuttuğunuz an hemen açıklamayı izleyebiliyorsunuz. Müthiş bir arşiv çalışması aynı zamanda. Hem arşiv çalışması hem de darbenin yani gençlerimize aktarılması noktasında hani sözel anlatımın ötesinde görsel olarak da dergiyle bunu taşıyabildik onlara. Bu darbe girişimi kronolojisi bir ilk olarak bu çalışma vardır diye düşünüyorum. Bu noktada hani Sade Soda biz 1 milyon 400 bin imam hatip öğrencisini baz alarak onları gözeterek çıkardık ilk elde. Fakat üniversite gençliğine ve açıkçası bütün gençlere hitap edecek bir dergi olduğunu düşünüyoruz. Şu da dikkatimi çekti. Arka tarafta bu dergi senin, ben de yazarım. Söyleyeceklerim var diyorsan maille ulaş, yazılarını bizimle paylaş demişsiniz. Yine sosyal medya üzerinden. Yani İmam Hatiplilerin yazılarına da yer verilecek mi bu dergiden? İçeriye geldiğimizde zaten onu belirtmek isterim. Şimdi malum her dergi bir mektep aslında. Hı hı. Biz İmam Hatip yıllarımızda fotokopiyle çoğalttığımız, fanzin dediğimiz mini dergilerle başlamıştık dergiciliğe, evet, dergi çalışmasına. Oralarda yazarak işte sonra böyle büyük dergilere evrildi süreç. Şimdi bu dergiyi biz bir mektep olarak düşünüyoruz. Tüm İmam Hatip öğrencilerine kendi yazılarını paylaşma şansı sunuyoruz. Bizi okuyan, dergiye ulaşan, ben de yazarım, ben de çizerim diyen tüm öğrenciler, gençler buraya yazılarını gönderiyorlar. Şu anda elimizdeki derginin içerisinde de birçok liseli gencin yazısı var. Hı. Ama diğer yazarlardan asla ayırmadık. Hı hı. Bunlar liseli gençler demedik. Çünkü yazılar o kadar kaliteli ki okuduğunuzda ayırt edemezsiniz. Ya bunu bir liseli kaleme almış diyemezsiniz. Bir üniversite öğrencisi, bir edebiyat öğrencisi mi yazmış, bir yazar mı bunu kaleme almış diye düşünürsünüz. Hı. Onun için bu bir mektep adeta bizim için. İmam Hatip gençliğini yetiştirecek bir mektep. Ve belki yıllar sonra çok kaliteli, güzel yazarlarımız, ümmete yön verecek yazarlarımız bu dergiye ilk yazı verenler olacaklar. Yıllar sonra diyecekler ki biz ilk Sade Soda'da yazdık diyecekler. Bu noktadan da bir mektep olması açısından da Sade Soda yani İmam Hatip camiası adına, Türkiye gençliği adına bir kazanım olarak düşünüyorum. Şimdi siz 1 milyon 350 bin İmam Hatip öğrencisine hitap etsin diye bu dergiyi fikri ortaya çıktı dediniz ama sonrasında işte üniversite gençliği ve hatta herkese, tüm gençliğe, herkesin okuyabileceği bir dergi haline geldi dediniz. Nasıl ulaşılacak? Tüm bayilerde yer alacak mı? 3 ayda bir yayınlanacak mı? 3 ayda bir dergimiz çıkıyor. Şimdi derginin ilk sayımızı yayınladıktan sonra biz büyüklerimizle, daha önce bu dergicilik işine kafa yoran abilerimizle, hocalarımızla ve gençlerimizle istişare ettik, eleştirilerini aldık. Bize gelen en büyük eleştiri şuydu. Ha, bu dergi 3 ayda bir çıkmaması lazım. Hmm. Bu dergi her ay çıkması lazım. Evet. Diye bir eleştiri geldi. Yani en olumsuz eleştiri buydu diyebilirim gerçekten. İnşallah ona da evireceğiz süreci. Şu anda ikinci sayı itibariyle bayilerde yer alacağız. İlk sayımıza ulaşmak isteyenler Önder Genel Merkez'den veya Türkiye'nin dört bir yanındaki İmam Hatip mezunları ve mensupları, İmam Hatipler Derneği'nden ve İmam Hatip okullarından şu anda dergimize ulaşabilirler. Hı hı. Ama ikinci sayı itibariyle biz bayilerde yerimizi alacağız inşallah. Çok güzel. Peki umarız ilerleyen yani bunun ucu açık olur. Çok uzun yıllar bu dergiyi temin etmeye devam ederiz. Öyle de gözüküyor. İlk sayı muhteşem olmuş dediğim gibi. Siz genç önder olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Önderden farklı olarak aklıma takılan ne oldu? Şimdi Önder İmam Hatipliler Derneği var. Bir de Genç Önder var. Aynen. Aradaki fark nedir? İmam Hatipliler Derneği 58 yıllık bir kurum. Evet. 58 yıllık geleneği olan bir dernek. İmam Hatiplerin daha çok yapısal sorunlarıyla, eğitim problemleriyle, yani İmam Hatip camiasının karşılaşacağı her türlü problemle ilgilenmiş. 28 Şubat sürecinde ciddi şekilde taşın altına elini koymuş. İmam Hatiplerden mezun olup katsayı engeline takılan gençlere alan açmış, yurt dışında eğitim imkanı sağlamış. Daha çok şu an için evrildiği noktada ise İmam Hatiplerin yapısal sorunlarıyla daha üst perdeden ilgilenen, eğitim müfredatını takip eden, İmam Hatip yeni okulların açılması ve bunlara bir nitelik kazandırma noktasında adımlar atan, hukuki çalışmalar yapan, yani tüm Türkiye'ye yayılmış bir dernek Önder. Evet. Bir çatı adeta. Önder'i Önder'e bağlı. 450 mezun derneği var. Öner bir platform gibi adeta. Hı hı. Tüm Türkiye'deki İmam Hatipleri mezun dernekleri Önder'e bağlı ve böyle bir çalışma ağı içerisinde yürüyor. Genç Önder ne yapıyor? İmam Hatipler diyoruz, zaten İmam Hatipler genç değil mi dersek, İmam Hatipler yeni kurulmuş bir okul değil. Gerçekten bugün İmam Hatip mezunları ve mensuplarını hepsini topladığımızda 4 milyonluk bir aileye ulaşıyoruz. Türkiye'nin belki en büyük, en köklü ailelerinden biriyiz İmam Hatip ailesi olarak.
Önder bu noktada hani bir ayrım yapabilecek miyiz? Ana kademe konumunda adeta bir üst çatı noktasında genç önder ise bir fiil İmam Hatip'te okuyan gençlere odaklı çalışan bir yapı. Biz sadece İmam Hatip öğrencileriyle ve İmam Hatip'i yeni bitirmiş üniversite okuyan İmam Hatip mezunlarıyla ilgileniyoruz. Yani biz 15-30 yaş evet. arasına hitap ediyoruz. Bizim yaş sınırımız bu. Bu gençliğe, bu kadroya hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve biz de İmam Hatip öğrencisinin hani hep işte nitelik, nicelik tartışması oluyor bu konuda. Biz İmam Hatip öğrencisinin yeniden İmam Hatip kimliğini kazanması, İmam Hatip şuuruna ulaşması, ümmet bilincini kazanması için gayret ediyoruz ve bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Biz gençliğe dair, İmam Hatip gençliğine dair her ne çalışma yapılıyorsa genç önder üzerinden çıkıyor ve onun planlamasını birlikte yapıyoruz. Önder ise daha üst sorunlarla şu anda ana kademedeki problemlerle ilgileniyor. Onları takip ediyor. Peki bunu da çok net bir şekilde anlamış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sade Soda için de hayırlı olsun diyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İkinci sayısı ne zaman çıkacak demiştiniz? Bu ay içerisinde çıkacak inşallah. Çıkacak. Onun çalışmalarını yapıyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Peki çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Abdullah Ceylan, Genç Önder Başkanı konuğumuzdu. Genç Önder'in faaliyetlerini konuşmuş olduk. Yeni çıkardıkları Sade Soda dergisini masaya yatırdık. Ekonomi notlarıyla devam ediyoruz yeni bir güne.